Nutuk. Seslendiren Doktor Tamer Akça. Rauf Bey, Lozan dönüşünde İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem, onun karşılanmasında bulunamam diyor. Efendiler, delegeler kurulumuz görevini tamamladıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yolda bulunuyordu. Herkes delegeler kurulunu yakından alkışlamak için can atıyordu. O günlerdeydi. Hükümet Başkanı Rauf Bey, Meclis 2. Başkanı bulunan Ali Fuat Paşa ile birlikte Çankaya'ya bana geldiler. Rauf Bey, ben dedi, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem. Onun karşılanmasında bulunamam. İzin verirseniz o geldiği zaman Ankara'da bulunmamak için seçim bölgemde dolaşmak üzere Sivas'a doğru bir geziye çıkayım. Rauf Bey'e bu şekilde davranmasına bir sebep olmadığını, burada bulunarak İsmet Paşa'yı bir hükümet başkanına yaraşırcasına karşılanmasının ve görevi başarıyla sona erdirdiği için onu sözle de takdir ve tebrik etmesinin uygun olacağını söyledim. Rauf Bey, kendime hakim değilim, yapamayacağım dedi ve geziye çıkma hususunda ısrar etti. Hükümet başkanlığından ayrılması şartıyla çıkmasını kabul ettim. Ondan sonra Rauf Bey ile aramızda şu konuşma geçti. Rauf Bey, hükümet başkanlığından çekilirken sizden çok rica ederim dedi. Devlet başkanlığı makamını güçlendiriniz. Rauf Bey'e dediğinizi yapacağıma kesin olarak güveniniz cevabını verdim. Rauf Bey'in ne demek istediğini ben pek güzel anlamıştım. Rauf Bey, devlet başkanlığı makamı olarak hilafet makamını düşünüyor, o makama kuvvet ve yetki sağlamamı benden rica ediyordu. Rauf Bey'in benim olumlu cevabımla ne demek istediğimi anlayıp anlamadığı belli değildir. Daha ileriki bir tarihte, Cumhuriyet'in ilanından sonra kendisiyle Ankara'da yaptığım bir görüşmede Cumhuriyet'e niçin karşı olduğunu sorduğum ve yapılmış olan şeyin Ankara'dan ayrılırken benden yapılmasını rica ettiği ve benim söz verdiğim işten başka bir şey olmadığını söylediğim zaman ben demişti, devlet başkanlığı makamını güçlendiririz derken asla Cumhuriyet ilanını düşünmüş ve kastetmiş değildim. Oysa efendiler benim verdiğim cevabın anlamı tamamen oydu. Gerçekten de milli hükümetimizin niteliği Cumhuriyet hükümeti olduğu halde bence onu kesin olarak ifade ve ilan etmemek ve devlet başkanlığı makamıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi makamını bir tek makam halinde bulundurmak bir zayıflık oluşturuyordu. İlk fırsatta Cumhuriyeti resmen ilan etmek ve devlet başkanlığını Cumhurbaşkanlığı makamında temsil ederek kuvvetli bir durum yaratmak şarttı. Rauf Bey'e bunu yapacağıma kesin olarak söz vermiştim. Eğer ne demek istediğimi kavrayamamışsa sanırım ki eksiklik bende değildir. Ali Fuat Paşa ile de kısa bir görüşme yapıldı. Fuat Paşa bana şöyle bir soru sordu. Senin şimdi havarilerin kimlerdir? Bunu anlayabilir miyiz? Ben bu sorudan bir şey anlayamadığımı söyledim. Paşa ne demek istediğini açıkladı. O zaman ben de şunları söyledim. Benim havarilerim yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder, bu hizmete layık ve muktedir olduğunu gösterirse havari onlardır. Rauf Bey hükümet başkanlığından çekildi. İçişleri Bakanı olan Ali Fethi Bey aynı zamanda hükümet başkanlığına seçildi. 13 Ağustos 1923. Bir süre sonra 24 Ekim 1923 tarihinde Ali Fuat Paşa da Meclis 2. Başkanlığından çekilerek ordu müfettişliğine tayinini rica etti. Fuat Paşa'ya ünvanı 2. Başkan olmakla birlikte konumunun ve görevinin pek önemli olan Meclis Başkanlığı olduğunu söyleyerek görevine devam etmesini tavsiye ettim. Fuat Paşa politikadan hoşlanmadığını, hayatının bundan sonra askerlik mesleğine vermek istediğini ileri sürerek isteğinin yerine getirilmesi ricasında ısrar etti. Fuat Paşa'nın rütbesi tüm generaldi. Komuta edeceği orduda kor general rütbesinde kol ordu komutanları vardı. Geçmiş hizmetlerini göz önünde bulundurarak kendisini kor generalliğe yükselttik ve komuta merkezini Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişliğine tayin ettik. Kazım Karabekir Paşa da daha önce aynı düşüncelerle meclisten ayrılmış ve ordu müfettişi olarak 1. Ordunun başına geçmiş bulunuyordu.